Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi akalisisimiz gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şöyle şunun güzelliğine bakın. Son çektiğimizden beri bayağı bir 2-3 katı büyüdü yani. Gayet güzel görünüyor. Şurada daha önceki kalan şamız vardı. Budamıştık çiçekleri. Geçtikten sonra gayet güzel bir şekilde bakın maşallah yine tomurcuk dolu üstü. Bunu tekrar tomurcukları açtığında da çekeceğim size. Şunun güzelliğine bakın, nasıl güzel. Akalisimizin bir saksısı bu kadar güzel büyürken diğeri hala küçük bir şekilde duruyor. Ama o da bayağı çıktı. Sanırsam bunun soğanları biraz daha az. Bununkisi daha yoğun. Gayet güzel görünüyor. Maşallah. Nazar değmesin. Dakika sarmaşığımız zaten aldı başına gidiyor. Gayet güzel. Şunun çiçeklerine bakın. Şöyle pıtı pıtı her yerinden çiçekler vermiş. Şunları bakın, minik minik. Bunun rengiyle akalisisimizin çiçeklerin rengi çok birbirine yakın renkler. Ecverya elegansımız. Daha önce kocaman ana gövdeydi. Bayağı büyüktü. Sonra çürüme yaptı kökü. Sonra ben bunu tekrar temizleyip kelle alma yöntemiyle tekrar temizleyip tekrar diktim. Allah'a şükür o da güzel olmaya başladı. Bakın bu sene gayet güzel yavruladı. Tırlarımız zaten büyüyor maşallah. Mor telgrafımız gayet güzel, sağlıklı. Şöyle baktığınızda gayet güzel görünüyor. Bu çiçek hem çok güzel üreyen bir çiçek hem de çok görüntü itibariyle de çok güzel oluyor. Şöyle baktığınızda daha çok daha güzel görünecekler. Şimdi arkadaşlar bizim ecverya eleganslarımızın, bunlar benimkiler. Şöyle bakın, her yerinde tomurcuklar var. Bu da öyle. Şunun tomurcuklarının güzelliğine bakın. Her yerde maşallah bu sene güzel açacaklar. Geçen sene açmamışlardı. Bu sene açıyorlar. CEO boldemizi buraya aldık. Yukarıda saksıda, askı saksıdaydı. Orada güneşi çok sevmedi. Ben de şöyle gölge bir yere aldım. Çok daha güzel oluyor. Bu yazın sonlarına doğru. Yani tomurcuklanıp çiçeklendiği zaman çok güzel oluyor. O zaman bol bol çekeceğim size. Bakın buradaki askıdaki nakkaş sarmaşığımız da gayet güzel bir şekilde büyüyor. Çiçeklerini bile verdi. Krasolumlarımız zaten öyle. Bunun diplerine hep bir şey diktim böyle. Bunun ismini bilmiyorum ama çok güzel oluyor bu da. Toplu böyle yapraklarından bile hep böyle yaprak verdi. Şöyle uzun saksımızı böyle bir şey yaptım. Sonra dibine minik yaprakları attım. Bunlar da büyüyor. Krasolalarımız yavaş yavaş sanki geçiyor mu desem biraz kararmaya başlamışlar. Coşkuları gitmiş biraz. Böyle. Bunu zaten biliyorsunuz ama bunun kokusu çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kokusu varmış. Ama biraz geç açan bir tür. Şu da tüylümüz. Ben buna tüylü diyorum biliyorsunuz. Bunun ucundakilerin artık çiçek olduğuna karar verdim. Instagram'da gördüm bunun aynısını. Gayet güzel bir şekilde çiçek açmış. İnşallah benimkisi de öyle açacak. Baya alttan da küçük küçük yavrular vermiş. Ben sonra çiçekten sonra o yavruları başka bir yere almayı düşünüyorum. Bunlar zaten öyle. Şimdi ben size başka bir şey göstereceğim arkadaşlar.
Bizim yılan kaktüsümüz gayet güzel bir şekilde tomurcuk olmuştu her yeri. Şöyle güneş var biraz. Bakın nasıl açmış. Bu 3-4 güne kalmaz bütün üstünü kaplayacak. Gayet güzel görünüyor. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Rengini turuncu renkte gayet belli oluyor. Bilmiyorum güneş ama çok güzel görünüyor. Bu bayındırdan aldığımız sardunyamız gayet güzel şekilde açmaya devam ediyor. Tomurcukları var. Arkadaşlar bu da gül sardunyamız. Henüz daha tomurcuk göremedim üstünde ama bu açtığında çok güzel olacak. Böyle. Arkadaşlar bu arada karanfillerimiz de tomurcuklandı. Bu koyu karanfillerinden böyle eski karanfillerden kırmızı farklı renklerde olan da var. Genelde kırmızı ama. Şöyle bakın bu da saksıda gayet güzel bir şekilde tomurcuk olmuş bu da. Şöyle çekince çok daha güzel görünüyor. Şu hava güneşli.